hilelere her geçen gün yenileri ekleniyor. Özellikle süt ürünlerindeki hile akıl almaz boyutta. Beyza peynirden kaşara, tuluma hemen her çeşidine hile yapılıyor peynirin. Ucuz peynirde hilenin adı margarinden peynir üretim. Sahtekarlar ucuz peyniri 1 gram bile süt kullanmadan üretiyor. 20 ton margarinden 45 ton peynir üretiliyor. İçine 1 gram bile süt katılmıyor. Hileli gıdaların başında sofraların vazgeçilmezi peynir geliyor. İyi ve kaliteli peynirler tadları kadar yöreliyle de anılıyorlar. Hileli üretim yapanlarsa nerenin peyniri meşhursa işte onu taklit ediyorlar. Siverek peyniri, Erzincan, İzmir, tulumu gibi ve o peynirleri meşhur olan adlarıyla pazarlıyorlar. Oysa üretim yaparken hep benzer hileli yöntemleri kullanıyorlar. Konya'da peynir üreticisi olan Cemal Torun'un iddiaları bunlar. 45 ton peynir üretmek için 20 ton margarin yetiyor diyor. Süt ve Et Üreticileri Birliği'nin üyesi olan Torun, içine 1 gram bile süt katmadıklarını söylüyor. Hatta süt katarak çoğaltılıyor iddiasına göre. İyi bir tulum peynirinde 10 kilo, iyi bir beyaz peynirde ise ortalama 7 kilo süt kullanılması gerekiyor. Bunun üzerine %27 işçilik, üretim ve işletme maliyetleri de eklendiğinde peynirlerin ortalama fiyatları ortaya çıkıyor. Son süt zamlarıyla birlikte tulum peyniri için bu fiyat kilogramda 38-40, koyun peynirinde ise 35-40 lira civarında. Bunun altındaki peynirlerde hile olmasıysa kaçınılmaz. Hileli peynirlerin görüntüsü de tıpkı diğer peynirler gibi, yani bakıp da hileli olup olmadığını anlamak mümkün değil. İşte bu yüzden de içinde süt olmayan peyniri çoğu zaman margarini peynir diye tüketiyor tüketici. Bundan dürüst işletmeler de şikayetçi. Peynirdeki hilenin tek mağduru tüketici değil, çiğ süt üretenler de mağdur. Çünkü peynir imalatında süt kullanılsa Türkiye'nin süt üretiminin yetmeyeceğini söylüyor işin uzmanları. Yani o hileler yüzünden çiğ süt üreten sütünü satamıyor, devlet kayıt dışı nedeniyle vergi kaybına uğruyor. Herkes kaybederken tek kazanan sahte üretimi yapanlar.